Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün size yine iğneden tığa bir model hazırladım. Şöyle ilk önce iğne yası modelini göstereyim. Bakın, şöyle çok zarif, hoş bir model. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet, benim tığa çevirmiş olduğum hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu ara mesafesini bakın, bu ara mesafesini biraz fazla olmuş. 12 tane tığ battı mesafesi bıraktım. Oradaki tığ battı mesafemiz daha yakındı. Şimdi ama üçüncüyü yaparken 10 tane tığ battı mesafesi bırakacağım. Bu şekilde biraz daha yakın olacak. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi anlatım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tülbentimizin kenarını tığlama işlemini hazırlıyoruz. Burasını bakın arkadaşlar, ikişer zincirle hazırladım. Yüz kısmını da tığ battığımızın içine sık iğne ile girip şöyle iki zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 10 tane tığ battığımızı yapıyoruz. Şöyle 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çevirdim. Yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıkı sıkı 12 tane zincirimi çekip şöyle düz yüzüne çevirdim. Yeşil yuvamın da içine girip bu 12 zinciri kapattım. Buraya bir tane dal oluşturduk. Bakın. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Aynı 5 zincirli bu yeşil yuvamın içine girip şöyle 2, 2, 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Bu da ortadaki dalımız olacak. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım. Buraya bakın, trabzanımın arasına direkt sık iğne ile sabitledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Sağda 3 zincir, aşağı inerken solda da 3 zincirimi çekip buraya dalımı kapattım. Bakın. Şu şekilde orta dalımız oluştu. Ortada 7 zincirli yuva, kenarda da trabzanlar. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 12. Aynı büyüklükte, sıklıkta zincirimi çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yine 2 zincirimi çekip boş olan bir sonraki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir, hemen tığ battıma kapattım. 2 zincir, bakın toplamda buraya 10 tane yapıp 11.ye de bu şekilde bakın yuva yapıp bu dalları ve orta dalımızı yapacağız. İşlem bu şekilde arkadaşlar, çimeni devam edecek. Şimdi kaç tane olmuştu? 2 4 1 2 zincir 5. 1 2 zincir 6. 2 zincir 7. Şöyle tutalım. 8. 9 ve 10. Evet, 10 tanesini ara mesafesi için bırakıyorum. Şöyle sayalım. Evet, 11.ydi arkadaşlar. Bu dalımızın yuvası için hazırlayalım. Şimdi 5 tane zincir döndüm. Bu ilk hemen kapatıyorum. Bakın bu şekilde sabitliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11, 12. Çevirdim. Hemen kapattım. Buraya sabitledim. 3 tane zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 7 tane zincir çekiyorum.
Hemen trabzanımın arasına girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki dalımız bu şekilde. Kenardaki dalımız sadece zincirden oluşuyor. Bakın arkadaşlar. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapattım. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağı meyletmesin dalımız. 1, 2 zincir. Hem de bütün dallarımıza da destek sayılıyor arkadaşlar. Bu sondaki dal kayınca otomatik öbürleri de kayıyor. O yüzden buraya bir sık iğneyi unutmayın. Yine aynı şekilde şöyle 10 tane ikişer zincirli tığ battı ara mesafesi vereceğiz. Evet, dediğim gibi bu şekilde çimenimiz devam edecek arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle ilk dalımızın içine, sağdaki dalımızın içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlayalım. 5 tane zincir çekelim. Sık iğnenin üzerine 5 zinciri çektik. Yeşil dalın içine sık iğne ile sabitleyelim. Yine 5 zincir. Hemen sabitliyorum. Yine 5 zincir. Toplamda buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yapmış oluyoruz. Hemen bakın sık iğne oturması için 1 zinciri çekiyorum. Bu 1 zincir önemli arkadaşlar. Hem de sökülmemesini sağlıyor. Bakın, bu şekilde dalımızın sadece 3 kirpikten oluşan bir çiçeği var. Şimdi ortadakine geçelim. Şimdi ortadaki bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk zinciri 7 zincirle başlayıp hemen bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve 11 tane zincir. 7'nin üstüne 4 fazla koyuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle ters çevirdim bakın. Buradaki ipimi de içine alıp onu oraya sağlamlaştıralım arkadaşlar. Bakın, yeşil yuvanın içine girip ipimizin de altta kalmasını sağlıyoruz. Şöyle sağlam bir iş yapmış oluyoruz. Şimdi bir 4 daha koyup 14 oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pardon arkadaşlar, 11'in üzerine 5 koyduk. Bu şekilde 15 tane zincir çekiyorum. Şöyle sabitliyorum. Bakın. Sadece 3 defa kenarından bu şekilde zincir çekiyorum. Ve buraya 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 ile başladık. 11 ve 3. zincirimiz de 15'ti. Hemen 10 zincirde 4. olarak çekiyoruz. Buradaki bakın 7 zincirli şu ilk yuvayı aralayıp bir tane ilmek geçiriyorum arasından. Şöyle fazla sıkı değil, şu 3 zincir boyutunda ipim uzun olsun. Onu oraya düğümlemeyin. Böyle sıkılaştırmayın. Bakın şu kapattığınız sık iğne 3 tane şöyle zinciri, hem 7 zinciri hem 11 hem de 15 zincirin aralığında şöyle bakın kaplayacak şekilde uzun bir sık iğne yapın. Buraya 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Çevirdim. Bu kapattığım sık iğne var ya arkadaşlar, tam ortalıyorum. Hem arkadan hem önden tekleme almamak için tam ortasından girdim. Bu 9 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir tane kirpik yaptım. Diğerlerini 8'er yapıyorum. Dönüş bir tane eksik oluyor. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı yere, aynı yuvaya 3 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Sık iğnenin içine girdim, kapattım. Tekrar 5, 6, 7 ve 8. Aynı bakın sık iğnenin tam ortasından giriyorum. Buraya sabitliyorum. Ve dibine bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde bakın.
Buraya 3 tane kirpik yaptık. Dibine bir zincir çekmeyi unutmayın. Arkada bu ipleri yakıp hemen geliyorum. Şimdi bu dalımızı da hemen 5 zincirli 3 tane kirpikle dolduralım. 5 zincir yeşil dalımıza kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım bu şekilde. Hemen dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Hemen iplerimizi temizleyip geliyorum. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şu mesafeyi de bir görün istedim. Sarı ile mavinin mesafesi 12. Mor ile mavinin mesafesi 10 tığ battı mesafesi. Çok da hoş oldu. Birebir de aynısı oldu. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.